Selamünaleyküm arkadaşlar. Debriyaj baratasını yaptığımız direktörün ilk önce maç motorunun çalışmadığını söylemiştik. Ama buraya gelme sebebi olan dişliği ters çevirme sebebiydi. Evet, şimdi dinamayı test edelim. Bakalım. Maalesef ki 4-5-6 defa buradan birleştirdikten sonra yapıyoruz diye tekrar deneyelim. Dinamo iyi hızlı sallandığı zaman bunları birbirine birleştiriyor demektir. Deneyelim. Bak, bir kere yaptı. Bir, iki, ikinci yaptı. Bir, bir. Bak, arada yapıyor. Her zaman yapmıyor. Otomatik, maalesef ki otomatikte sorun var. Ters çevirdikten sonra tekrar denedik. 1, 2, 3 yani bazen bir kere de basıyor, bazen 5 kere de basıyor, bazen 3 kere de basıyor. Diğer önceki videoda denemiştik, sizlerle paylaşmıştık bu durumu. Şimdi maç motorunun ardalı olduğu tespitine varmıştık. Sahip demiştik ki bu sıfır demişti. Daha yeni taktırdık demişti. Gerçekten de yeni taktırmışlar. Ama maalesef ki parça çalışmıyor. Sadece şu böyle ileri kontağı buraya marş bastığınızda böyle ileri gidiyor. İki parçayı birbirine birleştirmiyor. Makine de çalışmıyor. Şimdi diğer yeni parçayı takıp deneyeceğiz. Yağ gitti. Biraz az bir şey. Tamam, cevap. Elini tutana. Heh. Çok iyi değil mi? Heh. Akın takviyeler takın şuraya. Beni buraya takın.
Bir dakika lan. Karga burun. Tamam, tornavida var. Bakalım. Her basışta gördüğünüz gibi her basışta veriyor. Videoda görebilirsiniz bunun arzı olduğunu. Şimdi traktörün montajını yapıp deneyeceğiz bakalım. Çalıştırıyor mu, çalıştırmıyor mu? Şu işte ufak tefek hasar çok bir şey değil. Bir şey olmaz. Bundan bakın gördüğünüz gibi iyiymiş yani. Önce o bileyim de konuyu. Onun için bu değiştirdik depoyla beraber değiştirdik. Buradan değil, şuradan vereyim. Üstten. Şuradan. Olmadı galiba. Tamam. Kötü etti. Anahtar git kontrol et. Olmaz. Büyüğünü getir. Büyüğünü getir. Yıldız. Onun gücü yetmez mi? Kablolar da. Eren. Evet. Tamam, yetiyor. Alo, alo. Tamam. Böyle. O da somun olacak. Mesela üstünde. Bakalım. Ya işi var daha. Şimdi arkadan beri geçiyor arkadan. Şimdi arkadan. Yukarı kaldı, yukarı çekme, yukarı kaldı. Sıkışmış. Geri sök, geri, inanmayın. Tamam, yetiyor. Çok çok değil mi? Az bir şey. Öbürlerini de. Diğerleri. Elini vurma mecbur kalmadıkça daha zarar verir.
Yetiyor, yetiyor. Tamam. Evet, girmiş. Girdi. Kaplarla uzatmasın da herhalde. Tert atman gelmiş. Bak. 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 Az gaz ver. Akü gel takın yerine akü. Ondan sonra frenlerine başlarız buna. Akü atan yerine Ramazan'la takın. Ramazan bilmiyor. Çeken Ramazan. Niye gitmiyor? Böylece marş motorunu da tamir ettik. Sıra geldi frenlerine. Frenlerini de hallettikten sonra sahibini teslim edeceğiz. Tutuyor mu ya? Hiç mi? Bir bas bakayım ya. Deneyip de. Marşı basıyor şu anda. Tamam. Tek bas, öbürüne bas, tek bas, öbürüne. Öbürüne, öbürüne bas. Sadece öbürüne. Tamam. Gel ya. Her iki tutuyor. Her iki tutuyor. Tutuyor demek. Ağırına bakalım ağırına. Vites durdu. Şunu tut şunu. İkisi aynı mıydı? Bir daha bastırdı yine. İyi tutuyor. Geri geri bas. Bas. Tamam. Bunun frenlerinde herhangi bir sıkıntı yok bunun. Yani benim disk fren montajı yapmam boşuna değildi. Şu anda disk fren seti yok. Frenleri de tutuyor. Bundan daha iyi tutmaz. Koca koca lastikleri var. Sıfır lastikleri kocaman bir şey. Yine de kızaklama yapıyor. Bundan daha güçlü tutmaz bunlar. Bu yüzden frenine dokunmayacağız. Sahibine söyleyeceğiz durumunu. Neyse. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, debriyaj biraz kaldırıldı. Debriyaj kaldırıldı. Kontrol tümünü sıkın sonra debriyaj tümü. Çalıştır. Fren ayarları da kaldırıldı. Bakalım fren test edecek şimdi. Tamam. Bitti.
Böylece frenini de tamamlamış olduk. Sahibine dedik frende bir şey yok. En fazla bu kadar tutar bunlar. Bunlar daha iyi de tutmaz. Bundan iyi tutmaları istiyorsalar disk fren yaptırmaları gerekiyor. Bunlar da fren ayarları, debriyaj ayarı. Debriyajı çok yukarıda kavruyordu. Onu da yaptık. Fren ayarı da tamam. Bundan sonraki videolar görüşmek